Merhaba arkadaşlar, bu videomda öğretmen arkadaşlar EBA'ya nasıl sınıf şube ekler, EBA'dan nasıl sınıf şube siler, EBA'ya nasıl grup ekler ya da EBA'dan nasıl grup siler bunları detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Bu gördüğünüz sayfa EBA'daki benim sayfam arkadaşlar. Bu arada puanım az, 26 puanım var. Şunu düşünebilirsiniz, EBA ile ilgili puan arttırma videoları da çekmiştim, kanalımda var. Hocam puanınız az. Arkadaşlar bu puanlar her sene güncelleniyor. Ve bu sene de puanım bu şekilde. Onu da hatırlatalım. Şimdi arkadaşlar girdikten sonra sayfanın sol tarafındaki menülerde bakın şunları görüyorsunuz. Sayfam, dersler, canlı dersler, sınavlar, kütüphane diye gidiyor. Bakın buradan bir dakika. Buraya tıkladım. Sol tarafa tıklayıp burayı böyle hareket ettirmem lazım. Mouse'un sol tarafına tıkladım. Tıkladıktan sonra bunları böyle hareket ettirip bu menülerin hepsini görmeniz lazım. Bazı arkadaşlarda bu menüler şöyle yer alabiliyor. Mesleki gelişime kadar görüp alt taraflar görünmeyebiliyor arkadaşlar. Burayı böyle hareket ettirmeniz lazım. Buradaki menüleri hep göreceksiniz yani. Sayfam dersler diye gidiyor. Bakın burada mesleki gelişimin altında gruplar var arkadaşlar. Bu gruplara tıklıyoruz. Şimdi tıkladık. Tıkladıktan sonra burada sınıflar, gruplar, grupları yönet, grupları keşfet şeklinde menüler var arkadaşlar. Biz ilk önce sınıflara girelim arkadaşlar. Şimdi diyelim biz yeni bir şube eklemek istiyoruz. Yeni ders programına göre bize yeni bir sınıf verildi diyelim. Ve bu sınıfı biz EBA'ya eklemek istiyoruz kendi EBA'mıza. O zaman buradan şube ekle diyoruz. Buradan sınıfımız 5. C şubesi geldi şimdi bana. Kaydet diyorum. Evet şu anda yeni açılan sayfada şube ekledikten sonra o kısımları doldurdum. Ve şu anda bakın 5C şubesi bana geldi arkadaşlar. Gene şube ekle diyelim. Bu sefer de 6E şubesi gelsin bana. Kaydet diyorum. Evet 6E şubesini de şu anda gördüğünüz gibi ekledim. Ama öyle bir şey oldu ki yani ya ben bunu yanlışlıkla ekledim. Ya da ders programı değiştiği için aslında bu 6E'nin başka bir arkadaşa gitmesi gerekiyor. O zaman benim bu şubeler arasından 6E'yi silmem gerekecek arkadaşlar. Evet bakın burada hiçbir yerde sil tuşu yok. Bunun için ne yapıyoruz? 6E'yi silmem gerekiyor. Şimdi 5B, 5C bunlar kalıyor. 6E'yi silmek için 6E'nin üstüne tıklıyorum. 6E şubesi açılıyor. Açıldı arkadaşlar. Ve ben şurada üyesiniz yazıyor ya bakın. Sağ üstte. Oraya tıklıyorum ve gruptan ayrıl diyor. Gruptan ayrıl diyorum. Gruptan ayrılmak istediğine emin misiniz? Evet. Şu anda ben gruptan ayrıldım ve görüyorsunuz sınıflar kısmında benim 5B, 5C, 6A ve 6D var. 4 tane şube var. 6E'yi ne yaptık arkadaşlar? Eklediğimiz gibi sildik. Evet şimdi gelelim de gruplara. Şimdi burada gruplar var. Okulun kendi grubu da öğretmenler. Ben yeni bir grup oluşturdum diyelim. Ne diyor? Herkese açık grup oluştur. Oluşturdum. Bir dakika oluşturmadım daha yeni oluşturuyorum. Ne diyelim matematik diyelim. Matematik grup hakkında soru çözümleri yapılır diyelim. Tamam mı? Grubun adını matematik yaptık. Herkese açık bir grup oluşturuyor. Şimdi sonraki adım demiş. Kime bunlar kimler gelebilir? Sadece öğretmenler mi? Öğretmen öğrenci mi? Öğretmen ve öğrencilere açık. Yine paylaşım kimler görebilir? Öğretmen ve öğrenciler. Kaydet diyorum. Şimdi gruptaki adımları yaptım. Evet şu anda matematik grubu oluştu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet. Yani yeni bir grup oluşturdum ben. Okulunuzda siz özel bir grup oluşturabilirsiniz. Bir matematik grubu yapabilirsiniz. Burada sadece öğretmenleri veya öğrencileri çağırabiliyorsunuz arkadaşlar. Oluşturdum. Şimdi bakıyorum ama oluşturdum ama baktım grubum aktif değil. Katılanlar da olmadı. Ne yapacağım? Ben o grubu silmek isteyeceğim. Tekrardan grubun üstüne geliyorum. Ve gene şurada sağ tarafta sağ üstte grubu yönet var. Görüyor musunuz? Grubu sil diyor arkadaşlar. Bu grubu silmek istediğiniz emin misiniz diyor. Evet diyoruz. Ve oluşturduğum grup silindi. Neredeydi o grup? Bu kısımdaydı. Bakın gruplar kısmını görüyorsunuz. Evet. Buraya bir tane matematik grubu oluşturmuştum. Onu tekrardan sildim. Evet arkadaşlar. Grup oluşturma ve silme bu şekilde. Yine sınıf oluşturma ve sınıftaki şube silme de bu şekilde arkadaşlar. İnşallah videom sizlere faydalı olmuştur arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.